Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz inşallah. Bu videomuzun konusu arkadaşlar yine Mekke'de yaşanan son gelişmeler. Bazı inanmayan arkadaşlarımıza özellikle de şu an Mekke'de bulunan çok yakın arkadaşlarım tarafından bana ulaştırılan bazı görüntüler var. Sizlere onları izleteceğim ve onlar hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce beğenelim öncelikle. Yorum kısmına da bir yorum yazarsınız bu konuyla inşallah. Kanalımıza da henüz abone değilseniz eğer mutlaka abone olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet malum Mekke'de ve Suudi Arabistan'ın neredeyse tamamında bütün dağlar, ovalar her yer yeşile dönmeye başladı demiştik. Yeşermeye başladığını geçtiğimiz videolarımızda anlatmıştık, konuşmuştuk ama bazı arkadaşlar ısrarla ve inatla bu görüntüleri sahte, fake olarak lanse ettiler ve kesinlikle inanmadılar. Böyle şey olamaz, böyle bir şey yoktur dediler. Halbuki yaklaşık 2 aydır dinmek bilmeyen yağmurlar var Suudi Arabistan ülkesinde ve diğer ülkelerde de aynı şekilde o bölgelerde, Arap topraklarında 2 ayı aşkın süredir yağan yağmurlar ve Neredeyse her gün çok şiddetli yağan yağmurlar dolayısıyla gerçekten de dağlar, ovalar her yer yeşile döndü ve bazı yerlerde ırmaklar oluştu arkadaşlar. Öncelikle o görüntüleri bir izleyelim şöyle arkadaşlar. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Şimdi hazırsanız şöyle bir izleyelim sonrasında konuşacağız. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi inanılmaz güzellikte görüntüler izledik hep birlikte. Gerçekten de öyle Mekke'nin dağları artık yeşerdi. Kabe'nin etrafı, Kabe'nin çevresindeki dağlar Ebul Kubeys Dağı, yine Sevr Dağı var biliyorsunuz hepiniz zaten onu. Nur Dağı, bütün dağlar yeşile dönmeye başladı ve gittikçe de yeşilleniyor çünkü Yağmurlar da dinmek bilmiyor. Daha dün yine Mekke'de yoğun bir yağmur vardı. Şu an orada bulunan bir arkadaşım, yani Kur'an kursundan arkadaşım çok yakınız. O gönderdi az önce izlediğimiz görüntüleri. Gerçekten de inanılmaz bir değişim yaşanıyor Mekke'de, Suudi Arabistan'da. Bu da ahir zamanda yaşanması gereken ve Peygamber Efendimizin ta 1400 sene evvelinde haber verdiği olaylardan biridir arkadaşlar. Peygamber Efendimizin yüceliğini küçümsemeye çalışanlara bu da güzel bir cevap olsun diyelim. Çünkü Peygamber Efendimiz hiçbir zaman boş konuşmaz. Onun her kelamı ağzından çıkan her sözü Allahü Teala tarafından ona ilham edilmiştir, bildirilmiştir. O da bizlere konuyu anlatmıştır. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz yoluyla bize ulaştıysa Kur'an-ı Kerim'in her ayetini Peygamber Efendimiz ve ashabı kaleme aldı ve mushaf haline getirdiyse yine aynı şekilde Peygamber Efendimizin ağzından çıkan her kelam, her söz Allahü Teala'ya dayanır. Yani kafadan ezbere boş söylenmiş bir iş değildir. Boş konuşmuş kesinlikle değildir. Peygamber Efendimiz ne dediyse bugüne kadar hepsi çıkmıştır arkadaşlar. Nasıl ki İstanbul'u fetheden komutan, kumandan, ne güzel kumandandır onu fetheden asker ne güzel askerdir buyurduklarında o hadis nasıl ki gerçek olduysa yine ahir zamanda yaşanacak olan bazı alametler de gerçek olacak arkadaşlar ki işte şu an Mekke'de yaşanan olaylardan biri Peygamber Efendimizin haber vermiş olduğu bazı alametlerdir arkadaşlar. Mekke'ye yağan yağmurlar sonucunda dağların yeşile dönmesi olayı değil sadece bir de ırmaklara dönüşmesi, bazı vadilerin ırmaklara dönüşmesi, nehirlere dönüşmesi bunlar da yaşanıyor. Gerçekten bunlar Peygamber Efendimizin bizlere haber verdiği olaylar arkadaşlar. Hiç kimse kıvırmasın. Peygamber Efendimiz ne dediyse çıkmıştır ve bundan sonra da çıkacaktır. Şimdi Peygamber Efendimizin bizlere müjdelemiş olduğu bazı temel konular var. Bunlar da ahir zamanın o büyük alametleri. Kıyametin en büyük alametlerinden olanlar da var beklediğimiz. Mesela Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten nüzülü, Yecüc ve Mecüc kavminin çıkışı, Dabbetül Arz'ın çıkışı ki zaten Dabbetül Arz muhtemelen ayeti kerimenin tefsirine baktığımızda arkadaşlar yani büyük ihtimal Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedildiği de ifade ediliyor. Neden? Çünkü dabbetül arz min Betil arz ayeti yeryüzünde hareket halinde olan bir canlı arzdan çıkardığımız yani topraktan çıkardığımız bir canlı kimin mümin kimin kafir olduğunu haykıracaktır. Bunu şöyle bir düşündüğümüz zaman arkadaşlar ortaya çıkan sonuç Allahu alem belki de Mehdi Aleyhisselam'dır ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Mehdi ile ilgili ayet yok diyenler de bu ayete biraz kafa yorsunlar, araştırsınlar inşallah. Tefsirini de araştırsınlar. Bu gerçekle yüz yüze kalacaklardır inşallah. Bazı ilahiyat hocaları var ki hele hele Mehdi ile ilgili hiç hadis yok diyorlar. Bu kadar komikler gerçekten. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili birçok hadisi var. Sahih hadis var, hasen hadis var, tevatür yoluyla bizlere ulaşan yani birden çok sayıda kişinin ulaştırmasıyla bizlere kadar gelen hadisler de var Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili. Bunları nasıl olur da biz no yok sayabiliriz? Gerçekten bunları yok saymak akıllı bir insanın yapabileceği bir iş değildir. Allahü Teala o kimselere akıl fikir versin. Gerçekten bazen böyle sosyal medyada görüyoruz, izliyoruz. Adam Mehdi gelmeyecek diyor. Yani inkar ediyor. Hadis yok diyor ayet zaten yok diyor. Hadisleri de tümden yok sayıyor arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan açıklamalar yapan bazı kimseler var. Ben onlara hoca bile demiyorum. Gerçekten onlar ilahiyat profesörü, ilahiyat görevlisi diyebilirim sadece. Ben onlara hoca demiyorum çünkü hocalık başka bir şey. İlim erbabı olmak başka bir şey. Bunların öğrenmiş olduğu bu bilgiler dinimizde kesinlikle yeri yoktur. Bu bilgilerin sonradan e, bir takım kimselerin dokunmasıyla değiştirilen kaynaklar, içlerine başka fikirler yerleştirilmiş olan bambaşka bir akımdır bu arkadaşlar. Kesinlikle böyle her şeyi yok sayan, hadisleri yok sayan kimselere itibar etmeyin. Gerçekten onlar imanımızı bile götürürler. Allahü Teala onların şerrinden muhafaza buyursun cümlemizi. Ahir zaman olduğu Peygamber Efendimizin hadislerinden zaten belli. İşte az önce gördük bazı delilleri. Şu an Suudi Arabistan topraklarında yaşanan bu yeşillenme tam da Peygamber Efendimizin hadislerinde yer verdiği şekilde ki zaten bu görüntüleri Arabistan'da yaşayan insanlar da paylaşıyor her paylaşımın altına baktığımızda arkadaşlar görüyoruz ki Peygamber Efendimizin bu hadisini yazmışlar. Yani ahir zamanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin su toprakları yeşerdiğinde kıyamete artık çok az bir vakit kalmıştır. Hadisini paylaşarak duyurmuşlar, yayınlamışlar, paylaşmışlar bu görüntüleri. Artık herkes her şeyin farkında, bütün insanlar her şeyin farkında arkadaşlar. Geliyor gelmekte olan diyelim. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Türk ve İslam birliğini dünyada hakim kılacaktır ve onun ordusu Kudüs'ü de Allah'ın izniyle fethedecek arkadaşlar. İnşallah Ayasofya'nın açılması, camiye dönüşmesi zaten Mehdi alametlerinden biridir Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna yakın bir zamanda olacak böyle bir hadise ve oldu çok şükür artık geriye ne kaldı? Kudüs'ün fethi kaldı. İnşallah o günler de yakındır arkadaşlar. İnşallah İslam ordusu birleşip Kudüs'e de yürüyecektir ve Kudüs'ü fethedecektir. Tıpkı Selahattin Eyyubi'nin ordusu gibi inşallah o günleri de göreceğiz hep birlikte. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı geceler.